Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 3. videoyla yine birlikteyiz. 1. ve 2. videoları izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Hemen sorulara geçelim. Aşağıda şekillerle verilen kesirlerin kesir rakamlı olduğunu yazalım. Arkadaşlar bakalım kesirimiz kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. 5 bölüneni paydaya yazıyorduk. Kaça alınmış? 1'i 1 bölü 5. Arkadaşlar bakıyoruz bir tamımız var. Daha sonra kesirimiz kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Payda yazıyorduk kaça bölündüyse. Kaça alınmış? 4'ü taranmış. 4'ü de paya yazıyorduk. Kesirler arasında büyük küçük işareti koyarak karşılaştıralım. Arkadaşlar paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük oluyordu. Yani 5 bölü 8 küçüktür 7 bölü 8'den. Bakıyoruz arkadaşlar paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. 3 bölü 10, 1 bölü 10'dan daha büyüktür. Yine kesirler arasında büyük ve küçük işareti koyarak karşılaştıralım. Arkadaşlar baktığımızda paylar eşitse büyüktür. Yani 1 bölü 6 küçüktür 1 bölü 2'den. Yine bakıyoruz paylar eşit. Yani 2 bölü 4 büyüktür. 2 bölü 15'ten. Saat dakika dönüşümlerini yapalım. Arkadaşlar 95 dakika. 1 saat 60 dakikaydı. 95'ten 60'ı çıkardığımızda 5, 3, 35 yani 1 saat 35 dakika olur. 3 saat 15 dakika. 3 saatimiz arkadaşlar 1 saat 60 dakikaydı. 3 kere 60 180 dakika eder. 15 dakika daha var arkadaşlar. 15'i de toplarsak 195 dakika. Oraya buraya 195 yazıyoruz. Hafta gün dönüşümlerini yapalım. 3 hafta arkadaşlar. 1 hafta 7 gündü. 3 çarpı 7 o da eşittir. 21 gün eder. 32 gün hafta gün arkadaşlar. 7 gün bir haftaydı. 32'yi 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar 4 kere 7 28 çıkaralım. Burada 12'den 8 çıktı 4. Evet 4 hafta kalanı da güne yazıyorduk. 4 gün eder. Küp sayılarını yazalım diyor. Arkadaşlar bakıyoruz birinci sütunda 1, 2, 3. İkinci de 2. Üçüncü de 2, 2. 3 var toplayalım. 3, 2 daha 5. 2 daha 7, 3 daha 10. 10 tane küpümüz var. Yine küplere bakıyoruz arkadaşlar. 1 2 burada 2 tane var. Bir de altında var arkadaşlar. Burada 2 tane var. 4 5 6 7 8 9 10 11 tane küpümüz var. Şu alttaki küpü unutmayacağız küp sayımlarında arkadaşlar. Yine çarpma işleminde verilmeyen rakamı bulalım. Arkadaşlar burada kare ve üçgeni bulmanın kolay yöntemi şudur. Mesela 23 üçgenle çarpılmış 184'ü bulunmuş. Çarpmanın tersi neydi? Bölme. Yani 184'ü 23'e bölersek üçgeni buluruz. Kaç defa var arkadaşlar? 8 kere var. 8 kere 3, 24'ün 4'ü. Elde var. 8 kere 2, 16. 2 daha 18, 0, 0. Yani üçgenimiz kaç çıktı? 8 çıktı arkadaşlar. Şimdi kare ile 23 çarpılmış 207 bulunmuş. O halde 207'yi de ben 23'e bölersem arkadaşlar kareyi bulurum. Kaç defa var? 9 defa var. 9 kere 3, 27'nin 7'si elde var. 2, 9 kere 2, 18, 2 daha 20, 0, 0. O halde kare de kaçmış? 9'muş. Bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir kasabanın nüfusu en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 7500 bulunuyor. Bu kasabanın nüfusu en fazla kaç olabilir? Arkadaşlar bu 7500 bir 7500'e yuvarlanır. Buraya 7500 olur. Buraya bakıyoruz. 7549 yine 7500'e yuvarlanır. 7559 7600'e yuvarlanır çünkü 50'den büyük olduğu için 600. Yine 7599 50'den büyük olduğu için 7600'e yuvarlanır. Yani D ve C olamaz. Hangisi en fazla dediği için cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki çiçek ile gösterilen sayılardan hangisi 9'dur diyor. Arkadaşlar bu tip sorularda eşitliğin sol tarafıyla sağ tarafındaki sayılar aynı sayılar olacak. Bakalım 18, 12 var. Burada kaç hangi sayı yok? 36 sayısı yok. Buraya 36 yazıyoruz. 5 şıkkına bakalım. 15, 7, 8, 8, 7. O halde burada 15 yok. 15 yazıyoruz. Çarpma işleminin dağılma özelliğinden dolayı bu yöntemi kullanabiliriz arkadaşlar. Burada 2, 20 var. 2, 20. 9 yok. O halde burada çiçek 9 olacak. Cevabımız 9. C şıkkı olur. D şıkkına da bakalım. 10, 8, 30, 8, 30. Burası da ne olması lazım? 10 olması lazım. Bize 9'u sorduğu için cevabımız C çıktı. 0, 3, 5 rakamıyla 3 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Bu sayıların en küçüğü, en küçüğünü yazmamız için arkadaşlar... 3'ü en başa yazarız. En küçük dediği için sonra 0 ve 5'i yazarız. 5 rakamının basamak değeri birler basamağında olduğu için cevabımız 5 olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki toplama işleminde ABC rakamları kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır diyor arkadaşlar? ABC'yi bulup sayıyı yazalım. Arkadaşlar 3 2 daha 5 neyle toplarsak 12 olur? 7 ile toplarsak arkadaşlar 7 5 daha 12 12'nin ikisi elde var 1. 1'i buraya yazıyoruz unutmuyoruz. O halde C'miz 7. Sonra arkadaşlar 8 4 daha 12 1 daha 13. Arkadaşlar 13 23 olması için 10 yazılacak. Onu da yazamayacağımız için ne yazmamız lazım buraya? A yerine 0 yazmamız lazım. 13'ün 3'ü elde var. 1'di. 1'i yazalım arkadaşlar. 1, 2 daha 3. 11 olması için buraya ne yazmamız lazım? 8 yazmamız arkadaşlar. 8, 3 daha 11 eder. Arkadaşlar 11'in 1'i elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Evet şimdi ABC sayılarını bulduk. En büyük sayı dediği için arkadaşlar 8 en başa sonra 7 sonra 0 olacak. Yani 870 olacak cevabımız A şıkkı. Verilen çıkarma işleminde çıkan sayı 15 eksik olsaydı yani şu sayımız 15 eksik olsaydı kaç kalırdı arkadaşlar? 10 kalırdı. 25'ten 15 çıkarsa 10 kalır. Yeni fark kaç olurdu? Yani 70'ten de 10'u çıkarırsak arkadaşlar 60 olur. Cevabımız D şıkkı olur. Yine Ece, Ekrem, Merve, Yunus anneleri aynı büyüklükteki tepsilere börek yaptılar. Bu böreklerden çocuklar aşağıdaki kesirler kadar yedi. Buna göre en çok börek yiyenden en aza doğru sıralama. Arkadaşlar bakıyoruz neyler eşit? Paylar eşit. Paylar eşitse paydası en küçük olan en büyüktü. En küçük olan hangisinde? Ekrem'de. O halde en büyük Ekrem olacak. Zaten sadece 5 şıkkında Ekrem var. Ekrem'den sonra küçük hangisi Ece? Sonra arkadaşlar bakıyoruz Yunus, sonra Merve cevabımız B şıkkı. İşlemi yapalım arkadaşlar. Kesirli, tam sayılı kesirlerde toplama yapılırken önce tapla, tamlar toplanır, tama yazılır. 3, bir daha 4, tam. Sonra arkadaşlar payları topluyoruz, paya yazıyoruz. 2, 4 daha 6, paydanın bir tanesini yazıyoruz. Yani 4 tam, 10 bölü 6 hangi şıkta var? B şıkkında var. Diğer soruya geçelim. Bir ailenin Eylül ayı harcamaları verilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Kiradan sonra en fazla harcama gıda için. Bakıyoruz. Kiradan sonra bakıyoruz. En büyük hangisi? Gıda. Gıda doğru. A doğru. Eğitim için harcanan para miktarı. Eğitim için bakıyoruz ne kadar? 400 Sağlık için harcanan de aynıdır. Sağlığa bakıyoruz arkadaşlar. 300 aynı değilmiş. Bize hangisi yanlıştır diyor? B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Ailenin Eylül ayı harcamalarını karşılayabilmesi için en az 2900 lira parası olması lazım diyor. Toplayalım hepsini arkadaşlar. 400 900 daha 1300 700 daha 2000 600 daha 2600, 300 de sağlık 2900, evet 2900 doğru. Giyim için harcanan para miktarı hemen giyim içe bakıyoruz 600 arkadaşlar. Eğitim için harcanan miktarına bakıyoruz ne kadar? 400, 200 lira fazladır çıkaralım arkadaşlar 0, 0, 6'dan 4 çıktı 2, 200 lira fazladır doğru. Hangisi yanlıştır diyor B şıkkı. Zeynep annesinin yaptığı 35 kurabiyenin 7'de 5'ini arkadaşlarına dağıtarak geriye kalanları yedi. Zeynep kaç kurabiye yedi diyor arkadaşlar? Bu soruyu şu şekilde yapıyorduk. Kurabiyeler kaça bölünmüş? Paydaya bakıyoruz 7. Ye. O halde 7'ye bölüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7'ye. Arkadaşlar kaç tanesini arkadaşlarına dağıtmış? 5 tanesini. Hemen 5'ini tarıyoruz. Şimdi biz bir tanesini bulmak için 35'i ne yapacağız? 35'i 7'ye bölersek 5 kere 7 35 0 0 yani her biri 5 5 5 5 5 5 ve 5'miş. Arkadaşlar kaçını yedi? 5'ini yedi. Kaçı kaldı? Burası kaldı. Kalan. Kalanın kendisi yemiş. 5 5 daha 10. Yani kaç kurabiye yemiştir Zeynep? 10 kurabiye yemiştir. Yine 60 litre sirkenin 5'te 1'i döküldü, 5'te 2'si satıldı. Geriye kaç litre sirke kalmıştır? Arkadaşlar ilk önce ne kadarı 1, 1 bölü 5'i dökülmüş, 2 bölü 5'i satılmış. Toplam satılanı bulalım. Toplama işlemi payları toplayıp paya yazıyorduk. 2 bir daha 3, 3 bölü 5. Yani 3 bölü 5'i satılmış. Ne kadarı kalmıştır? 2 bölü, 2 bölü 5'i kalmıştır. Hemen şöyle 5'e bölelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5'e bölünmüş. Kaçı? Arkadaşlar 3 tanesi satılmış ve dökülmüş. İkisi kalan. Arkadaşlar 60'ı 5'e bölme, bölmemiz lazım. 60'ı 5'e bölersem. Altta 5 bir kere var. 5, 10'da 5, 2 kere var. Yani 12'ymiş. Her biri 12. 12, 12, 12. 12. 12 kalanı sorduğu için 12 12 daha ne eder arkadaşlar? 24 litre kalmıştır. Yine Şenol Bey saatine baktığında onu 40 olduğunu görüyor. Şenol Bey'in toplantısı 13 15'te başlayacaktır. Buna göre toplantıya ne kadar süre kalmıştır? Arkadaşlar 13 15'ten 10 40'ı çıkarırsak ne kadar kaldığını buluruz. Arkadaşlar 15 dakikadan 40 dakika çıkmaz. O halde biz buradan 1 saatten 60 dakika oraya alırsak burası 12 saat 60 15 daha 75 dakika olur. Şimdi çıkarabiliriz değil mi? Evet şimdi çıkarma işlemini yapalım. 5 aşağıya 7'den 4 çıktı 3. 2 aşağıya 0 ne kadar kalmış? 2 saat 35 dakika kalmış. Hangi de var bu arkadaşlar? 2 saat 35 dakika A şıkkında var. Soruya bakalım. Bir havalimanında her 15 dakikada bir uçak kalkmaktadır. İlk uçak 7.10'da kalktığına göre 5. uçak saat kaçta kalkıyor? Arkadaşlar 1. uçak 7.10'da kalktıysa kalan kaç uçak kaldı? 4 tane uçak. Her bir 15 dakikaysa 4 kere 15 60. Yani 1 saat sonra kalkacaktır. 7-10 bir saat daha ne olacaktır? 8-10 olacaktır. Şu yöntemle de yapabiliriz arkadaşlar. İki yöntem var bu soru yapmak için. Birinci uçağımız 7-10. Birinci uçak. İkinci uçak ne olur? 15 dakika koyarsak 7-25. İkinci uçak. 7-40. Üçüncü uçak. Üçüncü uçak. 7-55. 15 daha koyduğumuzda 7.55 dördüncü uçak. 8 10'da 15 daha koyarsak arkadaşlar 5. uçak kalkar. Bakın yine 8'i 10 geçe 5. uçak kalkmış oluyor. Yine arkadaşlar verilen işlemleri yapınız diyor. Bakıyoruz paydalar eşit payları toplayıp paya yazıyoruz. Yani 16 5 daha 21 bölü 64. Paydalar eşit bakıyoruz. Payları toplayıp para yazıyoruz. 18 5 daha ne der? 23 bölü 86. Arkadaşlar yine paydalar eşit. Paylar topluyoruz. 15, 5 daha 20. 20 bölü 58. Yine paylar eşit. 4, 5 daha 9 bölü 42. Paydanın birini yazıyoruz. 42. 140 lira paranın 7'de 4'ü kaç lira eder? Arkadaşlar 140'ı 7'ye bölüyorduk. 2 kere 7, 14. 0, 0, 0 aşağı. Aynen bu 0'ı buraya yazıyorduk. Yani 7'de birini, 1 bir birimini bulduk. Bu ne kadarmış? 20 lira. 4 birimini soruyor bize. 4 çarpı 20'de ne yapar arkadaşlar? 80 lira yapar. 80 TL eder. Nuri'nin annesi 84 tane köy yumurtasının 7'de 3'ünü sattı. Geriye kaç yumurtası kalmıştır? Arkadaşlar kaça bölünmüş yumurtalar? 7'ye bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünmüş. Kaçını satmış? 7'de 3'ünü. Şurayı satmış. Ne kadarı kalmış? Burası kalan yumurta. Yani 7'de 4 bölü 7'si kalmıştır arkadaşlar. O halde biz bir birimi bulmak için 84'ü 7'ye bölersek arkadaşlar. Bir kere 7, 7. Bir aşağı. 14'te 7, 2 kere 7. 14, 0, 0. Yani her bir birimi 12. Yani 12, 12, 12, 12. Bunlar da 12, 12, 12. Burayı satmış. Kalanı kaç parça kaldı? 4 parça. Ne olur arkadaşlar? 12'yi 4 ile çarparsak. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 48 tane geriye yumurtası kalmıştır. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.